Geleceği Kur Festivali devam etsin mi? Etsin mi? Sayın Genel Başkanım, çok saygıdeğer genç arkadaşlarım, efendim Geleceği Kur Festivali'nin bu bölümünde şimdi konuşmalarını yapmak üzere buraya, kürsüye, KYK borçlusu olan gençlerden birisi. Sanayide çalıştığı dönemde sol düşüncenin kendisinde filizlendiğini dile getirerek, biz gençlerin kaçmak değil, kalmak istediği bir ülke yaratmak istiyoruz diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killi'yi buraya davet ediyorum. Değerli Genel Başkanım, hakkımız olan geleceği hep birlikte kuracağımız güzel günlerin mimarı arkadaşlarım, ömürlerinin tamamını AK Parti hükümetleri döneminde geçirmiş, bugün değişime, özgürlüğe olan inancını buraya gelerek bizlerle beraber haykıran ve salonlara sığmayan genç arkadaşlarım. Güzel bir gelecek senin, benim, hepimizin hakkı. Bu yüzden geleceği kur diyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok. Gençlerin hakkını yine gençlerin alacağını biliyoruz. Akilliği ve vasatlığı kabul etmiyoruz. İsmi kadar anlamlı bu festivalde yarattığınız coşku hepimiz için bir umut. Umut olmaya, geleceği kurmaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün ayrıca üyesi olduğumuz IUC'nin Başkanlık Divan Kurulu toplantısı İstanbul'da gerçekleşiyor. 4 kıta ve 25 farklı ülkeden dostlarımızı bugün İstanbul'da burada ağırlıyoruz. İzniniz olursa aramızda bulunan genç yoldaşlarımıza da selam vermek isterim. We are very happy to our international guest. You are also welcome. Konuşmama Nazım Hikmet'in gençlere seslendiği şu anlamlı dizelerle başlamak istiyorum. Gelmiş dünyanın dört bir ucundan ayrı dilleri konuşur, anlaşırız. Yeşil dallarız dünya ağacından. Gençlik denen bir millet var, ondanız. Biz de gençlik denen millettiniz. Yeniliğe, öğrenmeye daima açık ve yeşermeye hep hazır olan gençleriz. Zihnimiz duru, başımız dik, ileri bakıyoruz. Işıl ışıl parlayan gözlerimiz ufukta güzel geleceğe bakıyoruz. Gençlik özgürlük demektir, enerji demektir, devrim demektir. Ve devrim bizim için cumhuriyet demektir, Mustafa Kemal Atatürk demektir. Tam 100 gün sonra bizi bir zafer bekliyor. Cumhuriyetin yüz akı olan gençler olarak bize dayatılan kötü geleceğe, yokluğa, tek adamlığa değil, değişime, gelişime ve bir arada yaşamaya oy vereceğiz. Bu salonda olduğu gibi her inançtan, her kökenden, her düşünceden gençlerin bir arada olabildiği bir ülkeye, şahsım yönetimine değil, ortak akla inanıyoruz. Biz gençler her şeyimize karışan bir kral değil, kural istiyoruz. Gençler yol arkadaşlarımız.
Gütsen de senin elinde kampanyasıyla ilk defa oy kullanacak genç seçmenlerin kapısını çalmaya devam ediyoruz. Asıl gücün milletin, yani gençlerin elinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimizi Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na özgürce soru sorabildiği ve cevap alabildiği gençlik buluşmalarında buluşturuyoruz. Çünkü biz en gencimizden en büyüğümüze eşit ve korkusuzuz. 1953'te başlayan ilhamını ve gücünü Kuvayi Milliye'den alan, Cumhuriyet'in ve değerlerini geleceğe taşıyan CHP Gençlik Kolları hikayesi hepimizin hikayesidir. Bu hikayede ayrımcılık yoktur. Bu hikaye sadece gençlerin değil, her yaştan emekçinin, yoksulun, kadınların eşit olmaya mahkum, olmayan bir geleceğe mahkum edilen herkesin hikayesidir. Birlikte kurduğumuz, direndiğimiz ve umutlara ortak olduğumuz bir hikayeyi sizlere büyütüp halkın iktidarına doğru yürüyeceğimize inancımız tam. Evet, bu hikayeyi adım adım gerçekleştireceğiz. Küsüp giden gençlere giderlerse gitsinler demeyeceğiz. Genç beyinleri ülkemize geri getireceğiz. Gençlerin festival yasaklarına değil, eğitime, işe, umuda ve eğlenmeye ihtiyacı var. Geleceğe Kur Festivali yasaklara karşı gençlerin hak ettiği yaşamı haykırmasının sembolüdür. CHP olarak vaat ediyoruz ki gençlerimiz aynı diğer ülkelerin gençleri gibi dünyayı özgürce gezebilsinler diye yurt dışına çıkışlarında harç ücreti almayacağız. Ücretsiz pasaport vereceğiz. Biz cennet ülkemizin keyfini süren yabancıların imrenerek izlediği bir nesiliz. Gençler kendi ülkelerinde ücretsiz tatil yapabilsin diye tatil beldelerine tesisler kuracağız. AK Parti sinemaya bile gidemeyen, konsere bile gidemeyen bir gençlik yarattı. 18-25 arası her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabilecekleri müze kartlar vereceğiz. KYK kredilerini biz sıfırlattık. KYK burslarını ve kredilerini yine biz arttıracağız. 100 sorunu bir yıl içerisinde çözeceğiz. TOKİ ülkemizdeki yurt sorunu çözmeden başka hiçbir inşaat yapmayacak. Gençlerin ilk cep telefonu, oyun konsolu, hatta alacakları ilk arabadan ÖTV alınmayacak. Ve en önemlisi, bilime gölge düşüren YÖK kalkacak. Üniversitelerdeki kayyum uygulamasına son vereceğiz. Genç arkadaşlarım, beşli çeteler değil, gençlerin istihdamını destekleyeceğiz. Gençlerin gerçeği işsizlik değil, üretim olacak. En büyük gasplardan biri olan, insan hakları gaspı olan mülakat kaldırılacak, liyakat gelecek. İnternette fiber devrim yapılacak, vergiler azaltılacak, tüm öğrencilere ve gençlere aylık ücretsiz internet verilecek. Türkiye yasaklarla, baskılarla değil, özgürlükle anılacak. Gençler festivallerde özgürce buluşacaklar. Düşüncelerini özgürce ifade edecekler. Özgürlüğümüze zincir vurmaya çalışanlara karşı her türlü sansüre hayır diyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyecek, çoğunlukçu değil, çoğulcu bir demokrasi anlayışıyla toplumun tüm kesimlerini eşit kılacağız. Her alanda özgür, insan haklarına saygılı bir gençlikle birlikte yürüyeceğiz. 21. yüzyılda Avrupa'da ve dünyada pek çok yerde gençlerin sahip olduğu hakları ülkemizde lütufmuş gibi bize sunuyorlar. Gençlerin ağır travmalar ve buhranlar yaşadığı bu dönemde işsizliğe mahkum etmeyeceğiz. Torpiller karşısında yenilmeyeceğiz.
giderek umutlarını yitirdiği, akademinin çürüdüğü 20 yıllık bu düzeni hep birlikte yıkacağız. İnanın 20 yılın sonunda tükenmiş durumdalar. Artık topluma yeni bir şey söyleyemeyen yaşlanmış bir iktidar var. Biz heyecanı olan genç bir iktidarı kurmaya geliyoruz. Genç arkadaşım, hayal ettiğin her şey senin hakkın. İyi bir arabaya binmek, iyi bir işe sahip olmak, iyi bir ev almak, özgürce eğlenmek senin hakkın. Bize bunları çok gören anlayışı yeneceğiz. Sayın Genel Başkanım, gençlerin demokrat amcası, popüler tabirle Bay Kemal. Biz sizin söylediğiniz vaatleri yapmalarına, projeleri kopyalamalarına alışmıştık. Emekliye ikramiye dediniz, verdiler. KYK faizleri dediniz, sildiler. EYT dediniz, yaptılar. Vatandaşın yararınadır dedik, destekledik. Acizlikleri öyle bir seviyeye ulaştı ki, aylar önce onlara söylediğimiz bay bay sloganını araklamış durumdalar. Sayenizde çözülen EYT sonrası Türkiye'de emekliliğini bekleyen sadece tek bir kişi kaldı. Onu da 14 Mayıs akşamı saraydan emekli ederek yolcu edeceğiz. Sayın Genel Başkanım, izniniz olursa buradan tüm genç arkadaşlara bir söz vermek istiyorum. Biz bu festivalin ikincisini 19 Mayıs 2023 günü CHP iktidarında Ankara'da milyonlarla gerçekleştireceğiz. AK Parti'nin vizyonu Türkiye'ye dar, gençlerin hedefi iktidar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yok sözünde atamızın izinde Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanımız Genç Osman Killi'ye konuşmasından dolayı bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili